akşamlar sevgili seyirciler. Bir Türk olaraktan dünyada yapmış olduğu yakın korumalıyla söz ettiren Savaş Menteş'le bu akşam beraberiz. Kendisiyle burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca işte bir kahve eşliğinde muhabbet ederek yapmış olduğu işler hakkında biraz bilgiler edineceğiz. Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. İyi ki aramızdasınız, iyi ki bizimlesiniz bugün. Çok mutluyum gerçekten. Evet, Menteş, Savaş Menteş kimdir? Biraz bize özgeçmişinizden bahseder misiniz? Şimdi Savaş Menteş kimdir? Savaş Menteş 1967 senesinde ilk gurbetçi ailenin bir evladıdır. Buradaki bütün ilk gelen gurbetçilerin özgeçmişinde gurbetçi çocuğudur ve ben de burada bütün eğitimimi ve bütün gençliğimi Avrupa'da yaşadım ve bütün eğitimi de burada aldım. Buradan Abu Yunus isminde bir yakın dövüş ve bodyguard eğitimi veren bir hocayla tanıştım. Ve ondan eğitim aldım. Ve kendisinden aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim. Ve uluslararası yakın koruma oldum. Tabii ki bu bir 30 sene ben bu işin içindeyim. Bu iş bugün yarın olacak işler değildi. Türkiye'de ve Avrupa'da genel olaraktan yakın koruma olaraktan bodyguard dendiği zaman bir bodyguard'ın koruduğu insanın her şeyden evvel bedenini çok iyi bilmesi lazım. Kan grubunu çok iyi bilmesi lazım. Kullandığı ilaçları çok iyi bilmesi lazım. Herhangi bir alerjisi, herhangi bir şeye karşı alerjisi var mı? Bunu çok iyi bilmesi lazım. Tabii günlük raporu da onun elinde olması lazım. Tabii bodyguard dediğiniz zaman da çok fit olması lazım. Altıncı hisleri çok kuvvetli olması lazım. Yani saymakla tabii bunlar bitmez ama her şeyden evvel altıncı hissi çok kuvvetli olması lazım. Bizim tabii ben Abu Yunus hocamdan daha çok işin vurma noktası deyip kaçırma noktasını öğrendim. Yani şimdi şöyle düşünün, ben sizi koruyorum ve ben iki mücadeleye girdiğim zaman sizi kim koruyacak? Ve tabii ki portföyümde koruduğum insanlar çok geniş bir portföyüm var. Mesela Cannes'da bir Michael Jackson'ı korudum. Las Vegas'ta bir Mike Tyson'ı korudum. İstanbul'da Ronaldo geldi, çok uzun günler Ronaldo'yu korudum. Bir Paris Hilton geldi, İstanbul'da bir Paris Hilton'u korudum. Yani 250'nin üzerine dünya starından çalışma fırsatım oldu. Tabii bunlar bugün yarın olan olaylar değildi. Yani bir 30 sene bir bu konuda bir eğitimli bir şekilde bu işe giriştik. Tabii bunlar bugün yarın olmuyor. Bu işleri sahada olursanız öğreniyorsunuz. Bu işleri özellikle insanlara yakın oluyorsanız öğreniyorsunuz. Tabii ki ben yaptığım işte bir örnek olaraktan kendi hayatımdaki yaşamama da çok dikkat etme mecburiyetindeyim. Ve işimi sevmekten daha çok işime aşıktım. Ve kendim hasbelkader aldığım eğitimlerin içinde ilk yardım ve yangın gibi yüzme eğitimi gibi. Peki bir şey sorabilir miyim bu arada? En çok sevdiğiniz veya severek korumasını yaptığınız star hangisiydi? Şimdi tabii ki bugün dünyanın ulaşamadığı bir Michael Jackson'in yakın korumalığını, bir futbolun Michael Jackson olan, bir Ronaldo olan, bir Mike Tyson'la, bir Tiger Woods golfün kralınla gibi, yani bu insanlarla
çalıştığınız zaman yani ama tabii şöyle düşünün, o insanlar da bizim gibi insan. Ama Allah-u Teala onlara öyle bir imkanlar sağlamış ki yürü kulum demiş, yürümüşler. Tabii o insanların arasında olmak, o insanların yakın koruması olmak çok ayrı bir duygu. Tabii ki ben işimi sevmekten daha çok işime aşığım. Ve yaptığım işlerde de çok başarılı olduğumun inancındayım. Ve ben de her konuda yaşamama da çok dikkat etme mecburiyetindeyim. Onlar kendi branşlarına ne kadar bir starsa ben de işimde bir starım. Evet. Peki, pardon, Türk starlarıyla da, Türk starlarının da korumalığını yaptınız mı? Ben Türk starlarının Sezen Aksu, Hülya Avşar, Tarkan, İbrahim Tatlıses, Petek Dinçöz, Özcan Deniz, Bülent Ersoy, Türkiye'nin bütün en iyi starlarıyla, en iyi sanatçılarıyla da çalıştım. Tabii bugün şöyle bir sorusu varsanız, yabancı Türk mü? Aradaki fark nedir? Onu da merak ediyorum. Türk starlarıyla dünya starları arasındaki her iki tarafında korumalığını yaptınız. Hangi zorlukları var? Yani Türk starlarıyla çalışmak mı zor? Ya da onların korumalığını yapmak mı zor? Yoksa dünya starlarının korumalığını yapmak zor? Şimdi dünya starlarından çalıştığınız zaman dünya starının dünya starından sonra gelen isim yakın korumasıdır. Yani yakın koruma bir dünya starına neyi söylerse onun aynı şekilde o koruduğu dünya starını yerine getirir. Tabii ben Türk sanatçılar olsun, şarkıcılar olsun, popçular olsun çalışırken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü bu işe başlamadan ben de onlar hakkında bilgi ediniyorum. Neden hoşlanırlar, neden hoşlanmazlar. Ve onlar ve onların menajerlerinden bir toplantı yapıp. Çünkü yurt dışına çıktığınız zaman yurt dışı Türkiye'ye benzemez. Ve yurt dışında, Avrupa'da kanunlar ve kaydeler çok ayrıdır. Hepimiz buradaki kanun ve kayıtlara uyma mecburiyetindeyiz. Hiçbir şekilde biz Rambo değiliz. Türkiye'deki gibi. Türkiye'de yakın koruma çok ayrı bir dünya. Çünkü orada sağ olsun emniyetimiz her zaman bizden beraberdir. Emniyet teşkilatımızdaki büyüklerimizden her zaman her konuda yardım alırız. Ama tabii ki Avrupa'da bir sanatçıyla çalışmak çok ayrı bir şey. Buranın daha mı disiplinliler? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben hiçbirinden bir sıkıntı yaşamadım. Sağ olsun hangisinden çalışırsam Türk sanatçılarımızdan çok neşeli, çok güzel geçti. Ama tabii Türk sanatçısından Avrupa'ya çıktığınız zaman şimdi bu kadar değil. Eskiden mesela bir Tarkan'ın Avrupa'ya gelmesi, bir İbrahim Tatlıses'in Avrupa'ya gelmesi ya da bir Sezen Aksu'nun Avrupa'ya gelmesi çok çok ayrıydı. Artık her şey değişti. Yani insanlar herkese ulaşabiliyor. Bilgisayardan olsun. Ama tabii ki bir dünya starı Avrupa turnesine çıktığınız zaman çok ayrı bir çalışma sistemi var. Orada hepsi dakiktir. Ve yurt dışında, Avrupa'da bir dünya starına çok büyük bir emniyetten, emniyet teşkilatlarından yardım gelir. Ama biz tabii ki Türkiye'den gelen bir sanatçımızdan daha dikkatli olma mecburiyetindeyiz. Hata yapmamaya, buranın vermiş olduğu belirli kanunlar var, kaydeler var. Onları çiğnememeye. Ama dediğim gibi siz işinize profesyonelseniz hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Her şeyden evvel Türk sanatçılarımızın hayranlarıyla buluşturmak, onları kırmamak, basından herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamamak. Yani şöyle düşünün, gurbetçi olmak çok ayrıdır. Gurbeti biz çok iyi biliriz.
Hasreti çok iyi biliriz. Ben çok uzun sene Galatasaray'dan çalıştım. Ben çok uzun sene Türk Milli Takımı'ndan çalıştım. Bizler de burada yaşadığımız zaman çok hatırlarım bir Trabzonspor'un Kayserislautern maçında otobüsler kiraladık. Ya da Fenerbahçe geldiğinde, Beşiktaş geldiğinde biz de o takımları hep takip ederdik. Şimdi o takımın başında olduğunuz zaman o insanları ezip çiğneyip geçemiyorsunuz. O insanların futbolcularla ya da sanatçıyla görüşecekse bir yolunu bulup bir araya getiriyorsunuz. Tabii ki ben her zaman şunu şöyle görürüm. Bir sanatçıyı yapan hayranlarıdır. Bir sanatçıyı yapan basındır. Yakın koruması da bir sanatçının arasında bir köprüdür. Şimdi sizin bir çocuğunuz var, kızınız var ya da bir oğlunuz var. O sanatçının hayranı. Şimdi benim de görevim, eğer o şey müsait olursa, o sanatçıdan sizin çocuğunuzu, kızınızı ya da sizi bir araya getirmek. Ama tabii bunu bütün güvenlikte arkadaşlarımız tecrübeden dolayı yapamadıklarının inancındayım. Ama bunlar yapılması gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Saygıda yakın korumanın hiçbir şekilde eksik olmaması lazım. Saygı, sevgi, insanlarla konuşurken tavırları ve giydiği üstü başı çok mühim. Yani bu işi yaparken her şeyden evvel çok büyük yatırımlar yapma mecburiyetindesiniz. Yani sırf bu bir vücut geliştirmekle ya da çok iyi yakın dövüş bilmekle olmuyor. Çünkü siz silahınızdan 15-20 kişiyi durdursunuz ama duruşunuzdan, dilinizden yüzlerce insanı durdursunuz. Siz ne kadar saygı istiyorsanız siz de o kadar saygı gösterme mecburiyetindesiniz. Maalesef şu andaki güvenlik sektöründe eğitimi fazla olmayan arkadaşlarımızın işi profesyonelce yapmadıklarını görüyoruz. Ama tabii ki şimdi de çok iyi eğitim almış arkadaşlarımızın, sanatçılarımızın ve takımlarımızın başında görüyoruz. Bu işin başı ve sonu eğitimdir. Tabii ki çok iyi bir yakın korumanın bir silah ruhsatı olması lazım. Çok iyi bir yakın korumanın koruduğu insan hakkında beden bilgileri olması lazım. Şimdi şöyle düşünün, yattasınız, denizin ortasındasınız, koruduğunuz insan denize düşüyor. Şimdi sizin bir yakın koruması olarak sizin de denize atlayıp onu çıkartma mecburiyetiniz. Demek ki bunun eğitimini alacaksınız. Uçaktasınız, herhangi bir kriz geçiriyor. Kalp krizi geçiriyor. İlk müdahaleyi siz etme mecburiyetindesiniz. Bunun eğitimini alma mecburiyetindesiniz. Sel olur, bir çatışmaya giriyorsunuz, bir yara alıyor, onun kan grubunu sizin bilme mecburiyetindesiniz. Bir de bir yakın koruma dediğiniz zaman 24 saat berabersiniz. Kullandığınız parfüm, kullandığınız tıraş suyu, sıktığınız koltuk altı spreyi, giydiğiniz takım ve elbise, bakın yakın korumadan bahsediyoruz. Yani bunlara çok dikkat etme mecburiyetindesiniz. Tabii ama bunu da bugün yarın öğrenmiyorsunuz. Ben misal olaraktan Las Vegas'ta Mike Tyson'dan çalıştığımda FBI'la çalıştık, CIA'la çalıştık, Interpol'la çalıştık. Yani ve bu insanlardan çok şeyler görüyorsunuz. Sağdasınız. Yani bu işin en büyük özelliği nerede öğrenirseniz sağda öğrenirsiniz. Masa başında bunu öğrenmeniz çok zordur. İnşallah gelecekte bu işe mesela Ankara'da olsun çok iyi eğitim veren arkadaşlarımız var. Emniyetten ayrılan büyüklerimiz var. Özel teşkilatlardan ayrılan, polis ekibinden ayrılan, askeriyeden ayrılan büyüklerimiz var. Bunlar artık Türkiye'de çok güzel eğitim vermeye başladılar.
Ben zaten bir ayağım Türkiye'de olduğundan dolayı İzmirliyim, İzmir'de kalıyorum. Tabii ki İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinde iş olduğu zaman çıkıyoruz. Ama tabii bu iş öyle dışarıdan gözüktüğü gibi olan bir iş değil. Çok fedakarlık istiyor. Yani bazen 24 saatte 48 saat, 72 saat uyumadığınız oluyor. Yani evli olan, çoluğu çocuğu olan bir insan için zor, çok zor bir iş. Ama tabii ki vefakar olursanız her şey oluyor. Televizyonunuz. Élection 2019. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission spéciale régionale 2019. Nous allons décortiquer tous les partis avec tous les programmes avec Monsieur Rachid Zegzaoui ensemble. Chers téléspectateurs, Belgium Corner vous se consacre le temps de vous expliquer un par un tous les partis qui sont candidats pour les régionales 2019 en Belgique. Donc, étant spécialiste de la région bruxelloise, nous vous proposerons tous les partis un par un. Notre objectif est de pouvoir vous informer d'une manière très objective pour que vous sachiez voter comme il faut, de votre humble choix, le candidat sur les listes. Il ne faut pas oublier que ce choix vous engage à élire un candidat pour 5 ans. Nous allons analyser tous les partis un par un ainsi que leurs candidats. Et nous allons essayer de vous informer, de vous expliquer objectivement tous les projets, tous les programmes de chaque parti. Chaque candidat va être analysé d'une manière objective ainsi que ses partis. Donc, nous espérons pouvoir satisfaire dans le choix de votre vote le 26 mai 2019. De ce fait, nous espérons que nos informations vont vous aider à faire ce choix. Vous pouvez également participer à l'émission en écrivant sur notre site, donc sur info@bruxellescorner.com. Vous pouvez poser vos questions et ces questions nous seront redirigées à nos politiques. Nous comptons sur vous pour nous suivre sur notre web TV www.belgiumcorner.com. Merci. Élection mai 2019.
size başka bir soru yöneltmek istiyorum. Kısaca bize bodyguard'ın özelliklerini anlatın. Şimdi bodyguard'ın özelliklerini temin ifade ettiğim gibi, yani bodyguard dediğin zaman mütevazi ve saygılı olması lazım. Koruduğu insanla, mesela sanatçının hayranlarından ve basınla ve ona yakın olan insanla köprü olması lazım. Bodyguard bir kere gittiği ülkelerde gittiği ülkelerin kanunu çok iyi bilmesi lazım. Yani bir bodyguard Rambo değildir. Bir bodyguard kavga eden fedai değildir. Bodyguard koruduğu insanı o esnada oradan kaçıran, onun emniyetini sağlayan birisidir. Yani bir daha söylüyorum, yani ben fedai değilim. Ben herhangi bir şekilde birisinin dövüşçüsü de değilim. Ben onun bedeninden ve kendisinden sorumluyum. Ve onun bilgi her şeyden evvel bedenindeki bütün bilgileri, günündeki bütün programını bilme mecburiyetindeyim. Bodyguard demek beden koruma demek. Peki en çok hangi starla diyelim, starın korumalığını yaptınız en çok? İşte ben devamlı birinden çalışmadım. Çok uzun zaman mesela bir Galatasaray'la çalışma imkanım oldu. Çok uzun sene, bir 5 sene Türk milli takımından çalışma fırsatım oldu. Ara ara tabii ki mesela bir Ronaldo geldiğinde bir 11 gün Ronaldo'la beraberdim. Mesela Las Vegas'ta Mike Tyson'ın maçlarında Las Vegas'ta bulunuyorduk. Tabii ki birinin devamlı yakın koruması olduğunuz zaman öbür işleri yapma şansınız yok. Ben çok uzun zaman mesela iş adamlarının tekliflerinin çoğunu almıyorum, reddediyorum. Çünkü niye? Ben işimin zirvesindeyim ve ben hiç kimsenin devamlı bir yakın koruması değilim. Yani uluslararası çalıştığımdan dolayı beni bugün Stuttgart'ta görürsünüz, Almanya'da görürsünüz. Yarın beni Los Angeles'ta, New York'ta görürsünüz. Bir bakmışsınız Tokyo'dayım. Yani bunlar hep benim bana gelen işlerin, tekliflerin takibindeyim. Peki korumasını yaptığınız starlardan en çok hangisini sevdiniz? Şimdi işimin gereği profesyonel olduğumdan dolayı herkesten aynı eşit görüyorum. Ama tabii Michael Jackson'dan çalıştığınız zaman çok ayrı bir dünya. Yani ne gibi? Şimdi dünyanın en çok yapmış olduğu, üzerinde durduğu bir dünya sanımdan berabersiniz. Yani insanların gıybetle baktığı insanla yan yanasınız ve siz ona dokunuyorsunuz. Şimdi misal olarak da futbolun Michael Jackson'ı kim? Ronaldo. Şimdi 11 gün Ronaldo'la berabersiniz. 11 gün Ronaldo'la aynı havayı tüketiyorsunuz. Ya da şöyle düşünün, bir dünya 2002'de bir dünya üçüncüsü olduğumuzda 50 gün Türk milli takımından beraberdim. Yani bunu size anlatmak, bunlar anlatılmaz. Bunları yaşayacaksınız. Yani böyle şeyde paralarla yaşama şansınız yok. Ve ben kendimi bu konuda çok 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 şanslı hissediyorum. Niye çok şanslı hissediyorum? Yani ulaşılmayacak insanlarla bir arada olmak. İşinizi bir tarafa bırakın. Ve işinizden sonra da bunun karşılığında da bir ücret almanız, yani bu anlatılacak gibi bir duygu değil. Peki bize bodyguard'ın özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Bodyguard'ın en büyük özelliği üç maymun oynaması. Ne duydum, ne gördüm, ne konuşurum. Ben konuşursam bazı dengeler bozulur. Benim yaşadıklarım ve gördüklerim benden mezara gelir. Ben şimdiye kadar çok üst düzey insanlarla çalıştım ve ben o insanlar sayesinde ekmek parası kazandım. Ve hiçbir şeyin karşılığında da onlarla yaşadığım sırlar ne anlatırım ne de öyle bir şeyi tenezzül ederim. Bana niye kitap yazmadığımı soruyorlar. Tabii ki kitap yazmayı düşünüyorum. Ama şimdi kitap yazarken yatak odasının manzaralarını anlatmak
Yani yaşanan şeyleri dile getirmek benim düşünceme ve benim yaptığım şey yakışık olmadığından dolayı tereddüt ediyorum ve bir kitap yazsam bile tabii bundan hiçbir şekilde kitapta yeri olmayacaktır. Yani Bodyguard'ın dediğim gibi en büyük özelliklerinden biri üç maymun. Ama yani bizim yaşadıklarımız bizden mezara gelir. O sırlar hiçbir şekilde anlatılmaz. Nasıl bir asker yemin ediyorsa biz de yaptığımız iş üzerine ya da bir doktorun biz de yaptığımız işin bunun komple bize kalacağının ve hiçbir şekilde bunun anlatılmayacağının yeminini etmiş bulunmaktayız. Size başka bir soru daha yöneltmek istiyorum. Biliyorum ki bizi izleyen çok gencimiz var ve size imreniyorlar diye tahmin ediyorum. Bu gençlerimize ne önerirsiniz? Şimdi tabii ki bu iş bugün yarın önlenecek bir iş değil. Ben hasbelkader çok iyi bir hocayla çalışma fırsatı buldum. Ben spor camiasından geldim ve bu işe çok büyük paralar yatırdım. Yani yatırdım derken bu işin eğitimini aldım. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyem şudur. Yani çok iyi bir eğitimden geçmeleri lazım. Ve evlilerse eşlerine bu işi çok iyi anlatmaları lazım. Yani eşiniz bu işin arkasında değilse bu işi yapmanız çok zordur. Çocuklarınız varsa çok çok zordur. Ama azimli olurlarsa, bunun eğitimini alırlarsa niye olmasın? Yani hiç kimse zembillen dünyaya inmedi. Sabırlı, eğitimli, doğru organizasyonlarda, doğru insanlarla bu işi yapma yapabilirler. Yani yapmak zor bir konu değil bence. Bir yerde görmüştüm, hatta okumuştum. Yani şunu, yani özgeçmişlerinde polisiyeye ya da uyuşturuculuğa, yani buna benzer yüz kızar işlerde bulunmamaları lazım. Çünkü ben misal olaraktan Türkiye olsun ya da yurt dışında olsun böyle bir yakın koruma işi aldığım zaman bütün referanslarım isteniyor. Tabii ki bu komple bir polis şeyinden geçiyor. Yani düşünün, Türkiye bir Kevin Costner geliyor, bunun yakın korumasısınız. Emniyete tabii bilgilerinizi veriyorsunuz. Tabii bu bilgiler de koruduğunuz insanların menajerlerine gidiyor. Tabii ki daha evvel polisiye de sıkıntısı olmuş insanlar bir menajer kalkıp da bir dünya starını teslim etmek istemez. Yani özgeçmişlerine çok dikkat etsinler. Tabii ki beşeriz, insanoğluyuz, hata yapabiliriz ama çok dikkat etmelerini, bu işi yapmak istiyorlarsa sabırlı bir şekilde bu işi takip etmeleri lazım. Yani bazı gençlerimize bu işi tavsiye ediyorsunuz. Ya tabii, bugünden yarın olacak işler değil. Yani bu bir diskoteğin kapısında durmak ya da bir kulübün kapısında durmak iş değil. O arkadaşlarımıza da bodyguard diyorlar ama o arkadaşlarımıza, o arkadaşlarımızın yaptığı iş benim yaptığım işten daha ağır. Çünkü o kapıda yüzlerce insanla muhatap oluyor. Onların görevi o kapının güvenliğidir. Bodyguard beden korumadır. Yani o bizim yaptığımız iş kalkıp da hiçbir şekilde kapıda bir kulübün kapısında duran bodyguard'e benzemez. Yani bu işi çok 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 püf noktaları var. Bu püf noktalarını da çalıştıkça uzman insanlarla bir arada oldukça öğrenirler. Yani bugünden yarına bu iş öğrenecek bir iş değil. Tabii ki tavsiye ederim, niye olmasın. Ben de bu işe çalışarak, eğitim alarak, bu işi çok iyi yapan insanlarla oturarak, eğitim alaraktan başladım. Ve duruma geldim. Bir yerde okumuştum, Paris Hilton sizi Mustafa Kemal Atatürk'e benzetmiş. Nasıl bir duygu yaşadınız? Veya neler hissettiniz?
Ya şimdi Mustafa ki ben İzmirliyim. Tabii ki sırf İzmirli olarak değil, biz Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'e tapmıyoruz. Mustafa Kemal'i Atatürk'e kalbimizde taşıyoruz. Evet, o yukarıda duruyor. Bizim baş tacımız. Baş tacımız. Tabii ki Türk Cumhuriyeti'ne Mustafa Kemal Atatürk gibi çok liderlerimiz gelmiştir. Ama biz Mustafa Kemal Atatürk'ün tabisi askerleriyiz. Ama tabii ki dediğim gibi çok isterdim Mustafa Kemal. Evet, çok isterdim. Yani gönlünüzde bu kaldı mı? Bu duygu kaldı mı? Kimle en çok? Veya korumak istediğinizde gönlünüzde olan birisi var mı? Çok isterdim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurulduğunda, o Cumhuriyet Savaşları'nda yanında olmak. Onun bir yakın koruması değil, onunla o savaşta olmak çok isterdim. Türk Cumhuriyetimizin bence en büyük liderlerinden biridir. Dünyanın sokar, dünyanın da diyebiliriz. Tabii Mustafa Kemal anlatılmaz, evet, muhakkak yaşanılır. O benim gönlümdedir. Saygıyla anıyorum. Hani insanların işte putperest dedikleri değil. Hakikaten Mustafa Kemal Atatürk gönlümüzün en derin yerlerindedir. Biz ona minnet borçluyuz. Minnet borcundan dolayı da ben kendisini her zaman dualarımla da Allah gani gani rahmet eylesin diyorum ve Anıtkabir'e gittiğim zaman da çok büyük mutluluk diyorum. İnanın şu an duygulandım. Gerçekten duygulandım. Ne güzel sözler söylediniz Atatürk'ümüz için. Evet, başka bir soruya geçmek istiyorum. 2002 Dünya Şampiyonası'nda yaşadığınız duygu neydi o? Muhteşem atmosferi bize biraz anlatır mısın? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bir, yani Türkiye'yi tanıtabileceğiniz en büyük reklam konusunda, turizm konusunda Türk Milli Takımı 2002 senesinde bunu yaptığının inancındayım. Biz Çin Cumhuriyeti'ne karşı oynarken en aşağı 2,5 milyar insan bizi izlediğinin inancındayım. Çok başarılıydık. Ekibimiz olsun. Biz ben çok zincirlerin ufak bir halkasıydım. O takımın bir 50 gün yanındaydım. İşte ekibimiz, işte o zaman Sayın Haluk Ulusoy Başkanımızın, Şenol Hocamızın eşliğinde. Tabii ki burada unuttuğum yönetici olsun, futbolcu arkadaşlarımızın büyük fedakarlıklarından dünya üçüncüsü olduk. Dönüşte o meşhur uçağın içinde olmak, o futbolcu arkadaşlarımızdan sizler 2002'de sokaklara döküldüğünüzde biz de takımın başında onların huzurlu olmalarını ve gelecek maçta daha başarılı olmalı. Ben orada her şeyden evvel şunu gördüm. Sizler ne kadar çok bir ekip olursanız, ne kadar birbirinize tutunursanız başarıyı yakalamak çok kolaydır. Yani biz de Türkiye Cumhuriyeti'nde kenetlenmemiz lazım. Hepimize sahip çıkmamız lazım. Bunun doğusu, batısı yoktur. Bir Türkiye vardır ve ve evet, şimdi de sahnede ünlü şarkıcı Tarkan var. Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz. Yoluruz yolunda, hadi bastır gönülle coşsun. O kupalar sana helal ol, gel de buralarda bayır olsun. Oh,
Ne mutlu Türk'üm diyene ben hiçbir şekilde Almanya'da ayrımı bilmezdik. Bizim için herkes dosttu, kapımız herkese açıktı. Bunu yakalamamız lazım. İnşallah bunu da yakalarız. İnşallah yine ki Türk olmak çok ayrı bir şey. Çok güzel bir şey değil mi? Bu bizim misafirperverliğimiz olsun, insanlığımız olsun. Gerçekten bence Türk insanının özellikleri çok fazla diye düşünüyorum. Ya tabii. Şimdi şöyle, tabii ben burada kalkıp da şu anda Türkiye hakkında yorum yapma öyle bir lüksüm yok. Ben Türk Cumhuriyeti'nin bir üyesi, bir vatandaşıyım. Bize hangi görev düşerse biz o görevi yapmaya hazırız. Tabii ki bazı insanlar başımıza iş seversiniz, sevmezsiniz. O çok ayrıdır. Ama biz o memleketin kumuyuz. Denizler gidip gelir. O sebepten de bayrağımıza, ırkımıza ve vatanımıza sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Siz istediğiniz kadar bu ülkede yaşayın. Ama bir tek Türkiye var. Ve ben de o ülkede yaşamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Sizler gibi çok değerli dostlarım, büyüklerim, abilerim, kardeşlerim var. Zorluklar yok mu? Var. Ama zorlukları bir şekilde aşacağımızın inancındayım. El ele vererekten, birbirimizi kırmayaraktan, birbirine oturup da konuşaraktan ve birbirimizi anlayaraktan, doğusu batısı hiç mühim değil. Benim en büyük arzum ve isteklerimden biri zaten Türkiye'mizin başarılı olması. Türkiye başarılı olursa biz de başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Siz dünya starlarıyla çalıştınız. Peki kendiniz hiç böyle bir filmde oynamak falan istemediniz mi? Böyle bir arzunuz var mı? Şimdi tabii ki benim de Vedat Hocam diye bir kardeşim var, menajerim. En son Sessiz Melek diye bir filmde oynadık. Kan'daydık. İslamofobi diye bir film, Ömer kardeşimiz bir film çekiyor Kanal. Onun filminde İslamofobi'de oynadım. Tabii ki teklifler alıyorum ama benim herhangi bir öyle bir dizide öyle oynamak ya da herhangi bir sinema filminde gözükmek değil. Şu anda ciddi üzerime bir iki proje var, onu yazıyorlar. Tabii ki çok iyi bir sinema filminde oynamak, çok iyi bir dizide oynamak amacımız budur. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'ye gittiğim zaman büyük bir ihtimal bir iki proje var, görüşeceğiz. İnşallah bundan sonra da sizin karşınıza ya bir dizide ya da bir sinema filminde çıkmak nasip olur diye düşünüyorum. İnşallah diyorum. Bence ya çok da yakışırsınız gerçekten. Geldik son final soruya. Peki sizde oldu mu bu hayat? Dolu dolu oldu benim için bu hayat. Ne kadar güzel bir program sunuyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum ya da şunu düşünüyorum. Yaşamak çok güzel bir şey. Ama hayatın ne kadar zorluklarını mücadele ettikçe başarılı oluyorsunuz. Yani hiçbir şekilde size o yolu açıyorlar ama yürüme mecburiyetindesiniz. Evet, benim için oldu bu hayat. Ne kadar güzel. Ben size gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize, Avrupa Live programını yapan arkadaşlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha güzel programlarda karşılaşırız. Avrupa'daki bütün izleyici kardeşlerimize
büyüklerime çok çok selam saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili seyirciler, bir dahaki programda başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Yüreğinizden sevgiyi, yüzünüzden gülümsemeyi sakın eksik etmeyin. Televizyonumuz. Élection mai 2019. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission spéciale régionale 2019. Nous allons décortiquer tous les partis avec tous les programmes avec Monsieur Rachid Zegzaoui ensemble. Chers téléspectateurs, Belgium Corner vous se consacre le temps de vous expliquer un par un tous les partis qui sont candidats pour les régionales 2019 en Belgique. Donc, étant spécialiste de la région bruxelloise, nous vous proposerons tous les partis un par un. Notre objectif est de pouvoir vous informer d'une manière très objective pour que vous sachiez voter comme il faut, de votre humble choix, le candidat sur les listes. Il ne faut pas oublier que ce choix vous engage à élire un candidat pour 5 ans. Nous allons analyser tous les partis un par un ainsi que leurs candidats. Et nous allons essayer de vous informer, de vous expliquer objectivement tous les projets, tous les programmes de chaque parti. Chaque candidat va être analysé d'une manière objective ainsi que ses partis. Donc, nous espérons pouvoir satisfaire dans le choix de votre vote le 26 mai 2019. De ce fait, nous espérons que nos informations vont vous aider à faire ce choix. Vous pouvez également participer à l'émission en écrivant sur notre site, donc sur info@bruxellescorner.com. Vous pouvez poser vos questions et ces questions nous seront redirigées à nos politiques. Nous comptons sur vous pour nous suivre sur notre web TV www.belgiumcorner.com. Merci. Élection mai 2019.
Thank you.